Selamlar. Bugün Fethiye'den Antalya'ya gidiyoruz. Ben geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kabak'taydım. Hala değilmişim gibi. Hala Kabak'tayım. Şimdi patika yoldan yürüyorum. Ana yola çıkacağım. Dolmuşa da binmiyorum ya. Yeter gari. Yine böyle manyak manyak yerlerden yürüyerek çıkıyorum. Şimdi dolmuş 15 lira falan. Dedim vermeyeyim. İyice eziyet çekeyim. Öleyim dedim. Ana yola çıkıp oradan otostop çekeceğiz. Çok araba geçmiyor. 58 saat durabilirim belki. Duruma göre. Evet, siz olun. Bunu denemeyin. Binin motor. Binin her şey abi. Öldüm, tipime bak. Yabancılar geçiyor, diyor ki "You so brave." Çok cesursun. Dedim "I am." Öyleyim. Ama hiç cesurluğa gerek yok valla. Binin gidin otobüsle. Seni özleyeceğim Kabak. Adios. Ya o dana gibi yola çıktım. Bir de bak böyle yokuşlar çıkıyorum. Ve hala devam ediyor. Şu an şuraya yıkılıp bayılasım var. İşte çıkabildiğim yere çıktım. Buradan otostop çekiyorum. Ama gördüğünüz üzere yollar böyle. Birkaç araba geçti. Biri durup gerçekten almak isterdim ama korona var biliyorsun, kusura bakma falan dedi. Tamam dedim. Şu an öyle bir terledim ki tişörtümü sıksam yani böyle ter çıkar. Bu iğrençliği yaptım ama hayatın gerçekleri. Güzel bir yol. Şimdi Fethiye merkeze geldim. Burada bıraktılar beni. Buradan ana yola çıkabilirmiş. Bakalım, hiç duracağı benzemiyorlar ama burada. Öyle. Evet, bilin bakalım ne oldu? Durmuyorlardı. Ya şehir merkezindeyim. Bilmiyorum, normal böyle yapıyor, böyle yapıyor. Çünkü sağa sola dönüş var. Benim buradan otobana yürümem lazım. Ayvayı yedim. Yolda geberirken çocuk beni çevre yoluna kadar bırakayım seni motorla. Beni bıraktı. Tam istediğim yerdeyim şu an. Çıktım otobana. Daha önce de burada otostop çekmiştim. 2 sene önce. Burada güzel alırlar. Direkt şunun karşısında otostop çekebilirsiniz siz de. Burası çok rahat bak. Hem buradan arabalar çıkıyor hem buradan yavaş yavaş geliyorlar bir de. Işık olduğu için. Durma şansları yüksek. Kabak'ta çok oyalandım. Saat 11-12 gibi falan çıktım zaten. Şu an saat 12.30 falan. Yani 2.5 saatte ancak buraya geldim ve hala bekliyorum. Nereye böyle? Antalya'ya mı? Evet, yani Konyaaltı falan o taraflara gideceğim de. Kalkana kadar gideceğim. Evet, Antalya Kalkan'a kadar gelebildim. Burada Kaputaş plajı var. Ama hiç uğramayacağım oraya.
Antalya Kaş yolundan devam edeceğim. Konyaaltı'nda bir arkadaşım var, onun yanına gideceğim, konuştuk. Tabi artık akşam falan. Günüm çöp oldu ya, erken çıkmadığım için. Aslında 7-8'de yola çıksam öğlen saatlerinde varabilirdim. Ama çok geç kaldım. Olsundu. Yine gölge bir otostop yeri gördüm. Çöktüm hemen buraya. Bayağı genişmiş bu ya. Kaş'a geldik. Şöyle göstereyim. Ve buradan yardırıyoruz bu araçla. Evet, akşam oldu ama yol üstünde şöyle mavi mağara diye bir yer varmış. Kabak koyunda da vardı ama burası daha bir şekil. Şöyle koyu göstereyim. Dedik ki yol arkadaşlarımla girelim hemen. Şimdi denize gireceğiz. Şu mağaraya. Beni de çeker misin? Evet, yani. Seni de çekeyim. Böyle tesadüfler olabiliyor. Hiç aklımda yoktu buraya gitmek ama acayip güzel. Yani şimdi size su altından girip göstereceğim mekanı. Şurası. Buranın konumunu da atarım size. Link olarak eklerim. Burada da kamp kurabilirsiniz bu arada. Ama gölge yok işte. Alnınızın çatına vurur vallahi güneş. Buralar böyle taşlı ama ayağa batmıyor yani. Şuralar biraz yosunlu ama mağaranın orası full kum. Neyse, giriyorum. Su acayip sıcak. Hadi. Şu kıyıdan yüzerek geldik. Biraz derin. Akşam oldu, anca geldim abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir çay kahve içelim. Sabah 10-11 gibi falan çıktım yola. Akşam 10'da geldim. Ama güzel geçti ya. Artık yarın Biko'ya götüreceğim sizi. Günaydın. Ben bugün arkadaşıma kaldım Konyaaltı'nda. Şimdi kahvaltı yapacağız. Beni koya bırakacaklar. Tamam. Evet, şimdi Pelin beni bırakacak koya. Umarım ölmeyiz. Çünkü çok ağır, çok ağırım ben. Şimdi kamp için birkaç alışveriş yapacağız. Sonra gidiyoruz koya. Burada motoru şurada bırakacağız. İşte Pelin su falan almaya gitti. Market var buraya 3-4 kilometre yakına. İşte böyle yürüme yolu. Burası çöplük koyu, Rus koyu ve gizli koy. Hepsi geçiyor, yani hepsini söylüyorlar. Ama en çok gizli koy deniyormuş halk arasında. Burası kullanılmayan bir otoyol. Hatta işte şurada bir tünel var. Koya gitmek için şu tünelden geçiyorsunuz falan. Ama sanırım korktum başıma gelecek abi. Çok kalabalık olmasını istemiyorum ya. Çünkü çok güzel bir çadır alanım var orada. Umarım kapmamışlardır. Burası da çok güzel yankı yapıyor. Se! Ah! Öyle deli. Neyse, size koyu da göstereceğim ama ilk önce kurulmam lazım. Çok güzel hamak yerim var diyormuşum ve kapmışlar orayı falan. Bakacağız. Şu an çok duygulandım.
Çünkü geçen sene gelmiştim buraya. 5-6 gün kalmıştım. Abi, yeri gösteriyorum. Hazır mısınız çığlığa? Abi, of. Çok iyi ya. Bak, koy hemen şu aşağısı. Şuradan göstereceğim. Ve abi mükemmel yani. Şuraya otur. Şu deniz açısına bak. Adam oraya kurulmuş. Abi şu güzelliğe bakın ya. Koyunun şurasında mağara da var bir tane. Suyun altından giriyorsunuz. Oraya da gireceğim, göstereceğim size. Of. Hemen kuruluyorum ben. Şuraya hamamı kuracağım. Hello. Evet, buraya kuruldum. Şimdi buradan şu sol taraftan koya iniş var. Patika bir yol. İnelim. Evet, tünelden çıktığınız gibi şuradan bir patika iniş. Biraz zor. Ayakkabıyla falan deneyin. Benim gibi terlikle inmeyin. Geçen sene ben bu tarafta çadır kurmuştum. Ama ya üstünde çok güzel ağaçlar var. Bu saatlerde gölge oluyor ama sabah tam şuradan güneş doğduğu için şurada kalamıyorsun abi. İnanılmaz sıcak oluyor. O yüzden yukarıyı keşfettik biz. Ama burası da güzel. Şuraya çadır atabilirsiniz. Bakın benim çadır şurada. Bence oraya kurun direkt. Ya biraz korkutucu olabilir ama bu alttan hemen geçiyorsunuz ve rahatsınız orada. Herkesin fotoğraf çekildiği yer burası. İşte buraya sandalye, masa falan kuruyorlar. Güzel gözüküyor koy bayağı burada. Şöyle taşlarla çevreledim. Bir ocak yaptım. Yanında da bütün yolculuk boyunca taşıdığım ama hiç yapamadığım kahvem ve işte cezvem var. Gerçekten tek attım abi. Yani dezenfektan koydum biraz. Çakmağa çaktım an. Bu şekil. Oh, suyum kaynadı. En keyifli kısma geçtik. Abi şimdi ortama bakın ya.
şimdi tek başıma kaldım. Şöyle bir ışığım var. Ağaca astım. Karşım çok güzel bir manzara ama siz göremiyorsunuz. Şimdi birazcık uzanacağım böyle. Artık yarın görüşürüz. Şu sessizliği dinler misin? Dayanamadım, gidiyorum abi. Şuraya bak, çok güzel gözüküyor ya. Evet, ben gidiyorum. Bugün saat tutacağım ne kadar sürede gittim diye. Kamp yapmaya geliyorsunuz. Her yer çöptü. Ben yanımda böyle bir çöp poşeti taşıyorum her zaman. Siz de taşıyın ve çöplerinizi atın abi. Tamam. Elveda. Ne zaman görüşeceğiz bilmiyorum bir daha. Ama bir daha geleceğim buraya. Şimdi 600 kilometre falan yolumuz olduğu için 1,5-2 litre falan su alacağım. Size market yolunu göstereyim. Zaten biliyorsunuz şuradan giriyorduk. Şimdi buradan geri çıktık. Ya yürüme mesafesi. Kolay. Su alalım, yola çıkalım. Bakın giriş şurası. Burası trafiğe kapalı. Aracınızı burada bırakıp girebiliyorsunuz. Bu taraf çevre yoluna, işte otoyola çıkıyor. Burası da markete gidiyor. Bakın, dibinizde market. Her şeyinizi halledebilirsiniz burada. Konserveler. Yok, yarım saat oldu. Durağı neden yok? Galiba almayacaklar. Yani bir yarım saat, bir saat daha dayanabilirim. Sonra belki pes edeceğim ya. Hiç etmek istemiyorum ama yarın iş var, gitmem gerek. Yani bir buçuk saat falan oldu. Durmuyorlar abi. Başıma güneş geçti. Ya ben de arkadaşlarımdan rica ettim. Otogar'a bırakabilirler mi beni diye. Galiba bırakacaklar işte. Onları bekliyorum. Burada kurtarılmayı bekliyorum. Evet, yolda nasıl kalınır? Eziyet nasıl çekilir? Öyle işte. 100 lira otobüs biletine vereceğim şimdi. Saat 1'de otobüs, akşam 8'de falan İzmir'de olacağım.